Efendim canım. Ortadoğu ve Balkanların en iyi yarışma programı olan Şahide vs. Baran'a hepiniz hoş geldiniz. Yarışmacılarımız bu yarışmada birbirleriyle kıyasıya değişik zor sorular hakkında yarışacaklar. Nasıl olur? Anneanne salak deme. Salak. Evet. Öncelikle yarışmacılarımızı dilerseniz tanıyalım. Merhabalar. Merhaba. Kaç yaşındasınız? 90. Başka ne diyeyim? Başka ne diyeyim? Kaç yaşındaysan onu söyle. 90'ım işte. Emin misin 90 olduğunu? Eminim. 90'a girdim. Hobileriniz neler? Hobilerimiz... Her şey. Ne yapmaktan hoşlanırsınız bu hayatta Şahide Hanım? Oturuyorum. Bir işim yok. İş versin bana, iş versin. Tamam. Baran Bey, sizi tanıyalım kısaca. Adım Baran, soyadım Güven. Tamam, bu kadar yeterli. Devam ediyoruz. Dilerseniz ilk sorunuz gelsin mi? Efendim? Soru soracağım şimdi size. Sor. Bilebiliyorsan cevap veririm. Tamamdır o zaman. Hadi. Hangisi memeli değildir? He? Yunus. Yarasa, penguen. Yunus, yarasa, penguen. Hangisi memeli? Anneanne. Efendim. Senin anlaman için bir daha söylüyorum. Efendim, yavrum. Hangi hayvan memeli değildir? Yunus mu? Yarasa mı? Penguen mi? Ama ne bileyim oğlum. Yunus memeli mi? Yunus. Yunus yaz, Yunus. Yunus. Elini kaldır onun da tek elini. Ya. Cevapları açıyoruz. Baran. Penguen. Cevabın Yunus muydu? Unutmayayım. Yunus. Tamam, cevabı. Şahide Türen'in cevabı Yunus. Yunus. Doğru cevap ise? Yunus. Şahide Türen. Bir puanını bitiyor. Sen de aptal Baran. Ya Yunus'ta meme var yine de. Yok kardeşim. Penguen'de yok sadece. Yok kardeşim, bu benim programım. Yok oğlum. Arkada ismin yazdığı kadar kazanırsın. Yok öyle. Bu programda sen kaybetmeye mahkumsun. Yunus'un memesi var mı oğlum? Biz memeyi soruyoruz. Memeli olup olmadığını sormuyoruz. Yunus'un dümdüz vücudu var. Yunus yok. Ama biz öyle öğrendik. Git o zaman okuluna, Allah Allah. Evet, bu yarışmamız biraz çizimle olacak. 30 saniye veriyorum size. Şahide Türen'in kalemini de vereyim. Anneanne. Ne? 30 saniye veriyorum. Ne? Birleşmiş Milletler'in logosunu çizmeniz için 30 saniyeniz başladı. En çok Birleşmiş Milletler logosuna benzeyen kazanacak. Başla. Tayyip. Tayyip yazayım mı? Bu ne? Memem mi? Evet. Şahide Türen birebir aynısını çizerek öne geçiyor. Neye geçiyorum? Diğer soru. Geçelim. Hangisi daha büyüktür? Türkiye mi, Amerika mı? Türkiye. Şahide Hanım da cevabını yazsın. Evet, cevaplarınızı 3 deyince kaldırın. Anneanne cevabını göster. Türkiye. Göster Amerika, öbür tarafı anneanne. Amerika mı, Türkiye mi? Ulan sen Türkiye'de yaşıyorsun zaten. Amerika nasıl daha büyük? Yok, Amerika büyük değil canım. Evet, Amerika büyük değil. Susar mısın? Türkiye daha iyi. Türkiye daha iyi. Ne? Amerika daha büyük demiyor mu? Neye göre büyüklük? Ya bölgeye Allah'ın göre. Allah'ın batı özentisi, şerefsizliği. Git Amerika'da oku o zaman. Bravo. Türkiye Amerika'dan daha büyük. Allah'ın üç bağlı ölmesini. Ben büyük sanıyorum ya. Ben bildin mi? Bildin. Türkiye daha büyük. Teşekkür ederim. Elimi sıkar mısınız? Elimi sıkar mısınız? Elini sıkayım. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil, ne demek? Durum. Hangisi daha alçaktır? Orkun Işıtmak, Halil Söyletmez, Kaldırım. Almanya. Evet, alçaktır Almanya. 1, 2, 3. Halit. Halit Söyletmez cevabıyla. Halit. Halil. Halit.
Halit. Halit mi? Kaldır kağıtları. Şahide Türek kaldırın cevabını vererek. Doğru. Sen insanlar hakkında senin hep kötü düşüncelerin var. Ne kötü mü bu doğru? Şimdi ikinizin de cevap vereceği bir soru tarzına geçiyoruz. Bir zürafanın dili kaç santimdir? En çok yaklaşan bilir. Uzun. Ortalama kaç santimdir? Ortalama 150. 20. Şahide Türe 20 diyor. Baran Güven 17 santim diyor. Doğru cevap 45 santimdi. Şahide Türe kazanıyor. Bravo Kim kazandı? Birinci oldum Salah. Kaplumbağaların kaç dişi vardır? Aa, ben bunu biliyorum. 10 tane dişi var, 10 tane. Tamamdır. Kaldırın. Baran 32 dedi, Şahide Türe 10 dedi. Kaplumbağaların hiç dişi yoktur. Şahide Türe... Ya, sen de bir kaplumbağa. Baba gerçek mi bu? Dişi mi? Bakayım. Baba dişi gerçek mi? Bakayım. Şahide Türen'in ezici üstünlüğü devam ediyor arkadaşlar. Salam. Çok iyisiniz. Hanımefendi çok iyisiniz. Teşekkür ederim beyefendi. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim beyefendi. Sağ olun. Dünyada görülen en büyük kar tanesinin büyüklüğü kaç santimdir? Santim metre ökeni. Dünyada en büyük ne ki var? Metre yok değil mi? Santim. 20. Daha fazla olabilir mi? Daha fazla. Olabilir. Tamam o zaman. Şahide Türe 21 diyor. Baran Güven 20 santim diyor. Doğru cevap. 38 santim. Şahide Türe yine kazanıyor. Baran ezildi. Baran ezildi. Kaplumbağanın ayağında kaç parmak vardır? 5 parmak. Baran senin farklı bir tahminin beş, var mı? Beş parmak. Ne dedin? 5 parmak. Şeyde Türe 5 parmakla doğru biliyor. Ve Baran izliyor. Doğru. Şeyde Türe. Bak bu neden böyle yazıldığını anladın mı? Bu arada yarışmayı kazanan arkadaşımıza hediye 500 lira kazanıyor bu arada. Allah'ım. Haberiniz olsun. Cidden 500 lirayı veriyorum bu arada. Bana kaç lira vereceksin? 500. 500? Evet. İyi. Almam o kadar almam senden. Kıyamam. Kıyamam. Efendim? Yeni soru geliyor. Efendim? Yeni soru. Gelsin. Hazır mısın? Hazırım. Ne kadar? Çok. Olduğu kadar. Sincaplar kaç derecelik açıyla görebilir? Anne melek açar. 300. Hayır. 300 dedim değil mi? Ben de 20 derece diyorum. 20 derece dedin. Kadın. Şahide Hanım 300 derece dedi. Ve kazanan Şahide Türe. Çünkü doğru cevap 180 dereceydi. Yaptın yine. Bir yarışmanın sonuna geldik. Kazanan ezici üstünlükle tabii ki de isminin büyük yazılmasına hak eden insan Şahide Türe oluyor. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Bunu alır mısın? Anneanne tamam alıyorum. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakıp kanala abone olmayı unutmayın. Şahide Hanım bir şey diyecek misin? Hayır bir şey diyeceğim bir şey yok. Bir şey diyeceğim yok. Tamam. Şahide Hanım'ın yok. Baran zaten konuşmasın. Görüşmek üzere bay bay. Abi değilsin bak sen.
Adil değil.